İyi günler Magazin Express izleyicileri. Büyük bir ara verdik biliyorum. Bu yüzden belki kızacaksınız bana ama. Biliyorsunuz işte araya Kurban Bayramı girdi. Bir de böyle bir tatil dönemine denk geldik. Dolayısıyla biraz da böyle hani ben de biraz ara verme istedim. Aslında ben kendim de istedim. Yani çok önemli şeyler olmadığı sürece bir şey yapmak istemedim. Açıkçası yazmadım, bu bana iyi geldi. Neden? Yani biraz kafa ailecek, biraz hem de kendimce kafa dinlemek falan lazım tabii. Bir de Kurban Bayramı arkadaşlar. Dolayısıyla da biraz sizden uzak kaldım, ne olur kusura bakmayın. Aslında siz benim ikinci ailem oldunuz. Bunu aslında çok büyük bir mutlulukla ve gururla söylüyorum. Biraz evet size biraz ihmal ettim gibi oldu. Ama ne olur kusura bakmayın. Ama ne olursa olsun devam edecek tabii ki çekimlerimiz. Biraz böyle geç kaldık ama bugün hani böyle bir video koyayım istedim. Hani canlı yayınlar çok yapıyoruz biliyorsunuz ama tabii yaz sezonunda canlı yayın çok böyle hani sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü insanlar hepiniz dışarıda oluyorsunuz, geziyorsunuz. Dolayısıyla da hani ben de tabii canlı yayın yapmakta biraz zorlanıyorum yaz ayında. Çünkü benim de hani vakti ya da işte başka şeylerle, sosyal olarak başka şeylerle ilgileniyorum. Yaz ayı biraz daha böyle insan farklı şeyler yapmak istiyor. Hava güzel olunca da dışarıda kalmak istiyor. Dolayısıyla da ne olur kusura bakmayın, ben böyle video koymak istedim. Değişik haberler var. Bu sefer hani hem böyle bir tık tık video koyacağım, hem akşam saatlerinde yayınlayacağım videoyu böyle bu şekilde. Ve aynı zamanda da işte insanlar gelip istedikleri zaman izleyecekler. Ben yani en azından bu yaz ayını bu şekilde biraz böyle değerlendirmek istiyorum. Tabii ki canlı yayınlarımız da olmayacak mı? Olacaktır. Yeri geldiğinde olacak. Ama hani şimdi ilk etapta böyle bir şey yapayım dedim. Yeni haberler var. Bunları da aynı zamanda bu videoda göstermek istedim size arkadaşlar. Arkaya Kerem Bürsin'i koyduk. Şimdi pek çok haber var tabii aslında. Yani onları tabii tek tek değineceğiz. Düğünler oldu, çok bayağı bir evlilikler oldu. En çok ses getiren Cedi Osman'la Ebru Şahin'in düğünüydü, nikahıydı. Çok güzel bir düğün nikah. Allah mesut etsin onları. Keşke onlar gibi mutluluğu yakalayabilen bir sürü kişiler olsa, ünlüler olsa. İnşallah onlar da Allah nasip eder. Biz tabii ilk önce hani daha önce uzun zaman Kerem Bürsin'le Hande Erçel için bunu dilemiştik. İlk etapta tabii bir sürü insan var da. Çünkü hani hala dünyada en çok takip edilen, ses getiren kişiler. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Tabii ki etkileri hala devam ediyor ama birazcık da kendilerinden kaynaklanan bir durum da söz konusu. Eskisi kadar değil. Yani şöyle bir şey. Tabii ki aşk ve sevgiyle hep devamlı anılmalarından kaynaklanan bir durum da söz konusu oldu. Şimdi bu öyle olunca yaptığı projeler daha yok ortada ve anlaşmalar da yok daha ortada. Çok fazla bir projede yer almadılar. Yani reklam anlaşmalarını ben pek değil, hiç aslında çok saymıyorum arkadaşlar. Reklam herkes yapıyor. Yani reklam da herkes rol alıyor. Dolayısıyla ben bunu onların bir hani çalışması, projesi olarak kabul etmiyorum. Çünkü onlar reklam yüzü değiller. Onlar oyuncular arkadaşlar, değil mi? Dolayısıyla ben ne olursa olsun onlardan yeni, eminim ki siz de yeni projeler bekliyorsunuz. Kerem Bürsin yine İspanya'da fotoğraflar paylaştı. İspanya'ya gitmiş. Oradaki artık belli ki çalışmalarınız artık son şeyine. Zaten anlaşma yaptığına dair haberler geldi. Film çalışması var, film olacak. Ve filmde de tek bir tek kendisi olmayacak. Hem İspanyol yıldızlar olacak, aynı zamanda Türk oyuncular da oynayacak. Bu arada Kerem Bürsin'in eski dizileri de hem işte İspanya'da hem başka ülkelerde de yayınlanmaya başladı. İşte bu onların artısı tabii, Hande Erçel'in de aynı şekilde. Ama ben daha önceki videomda söyledim. Bir hafta önceki videomda
Hande Elçel ile Kerem Bürsin'in barıştıklarına dair. Barışmak deyince herkes yanlış anlamış. Yani şöyle düşünmüşler. Yine tamam, yine bir kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sevgili mabında olarak algılayan çok insan olmuş. Ben halbuki orada da, videoda da aslında bunu söylemiştim. Sevgili kaldıkları yerden değil, bir arkadaşça barıştıklarına dair. Yani pek çok şeyi arkalarına bırakmışlar anladığım kadarıyla. Ama bu tekrardan sevgiye, aşka dönüş kaldıkları yerde devam ederler mi? Onlara kalmış bir şey. Yarın öbür gün hayatta ne olacağı belli olmaz demiştim. Evet, neyse ben şu videoyu da biraz şöyle dönsün. Yani şu şeyin tarafı, güzel tarafı şu banttan çekmenin. Canlı yayında bu banlanabiliyor arkadaşlar reklam açısından, telif açısından ama bu tür banttan yayında kontrolden sonra okey alıyoruz. Evet, Pınar Deniz arkadaşlar. Pınar Deniz böyle işte fotoğraflar da paylaştı. Pınar Deniz gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Yargı dizisinde gerçekten ses getirdi biliyorsunuz. Ve çok seviliyor. Yurt dışında da özellikle Yargı dizisi de şimdi satılmış. O da tekrar gösterilecek. Pınar Deniz'in oyunculuğu konuşuluyor. Tabii asıl Pınar Deniz Kaan Yıldırım'la konuşuldu arkadaşlar. Yani Kaan Yıldırım'la Pınar Deniz arkadaşlar bir anda böyle konuşuldu değil mi? Yani aşk olduğu, yani birbirlerine tek işte artık yeni bir aşka yelken açtığı konusunda haberler çıktı biliyorsunuz. Çeşme'de aynı yemek ortamında bulundukları, orada bir story'de paylaşılmış. İşte burada mesela işte Kaan Yıldırım'ın gözlüğü var orada, işte bilekliği var falan. Onu Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım'ı yan yana görmüşler arkadaşlar. Bu böyle bir haberler çıktı biliyorsunuz. Aynı ve yeni bir aşka yelken olduğu yönünde Kaan Yıldırım'la. Yani bu mesela beni ilgimi çekti. Neden çekti? Hande Erçel'le birlikteydi ya. Şöyle bir ay falan hani oldu olmadı aşk, yeni aşk falan dediler ya Kaan Yıldırım için. Hande Erçel de dedi ya hani ayrıldık işte ayrılık demedi de arkadaşlık, hep arkadaş olarak kalacağız, ayrı hiçbir şey yok, benim kalbim boş dedi ya hani Hande Erçel. Kaan Yıldırım da dedi ya o ne diyorsa doğrudur, evet de öyledir falan dedi ya. Ve yaklaşık bir ay sonra işte neyse ya da işte iki ay sonra neyse bir ay sonra değil mi? Pınar Deniz'de Çağat ismi anıldı. Yani arkadaşlar ya ben bu aşkları gerçekten bir aşkı bilmiyorum ya da çok çabuk aşık olan bir kişiler var etrafımızda ya da aşk bu kadar çok çabuk olabiliyor nasıl oluyorsa hani bir anda ayrılıyorsun bir anda birisini buluyorsun bir anda ayrılıyorsun bir anda birisini buluyorsun hani oluyor ya da ben burada farklı bir olaylar var yani belki yanlış anlıyoruz arkadaş yani. Değil mi? Ya Pınar Deniz'le en azından. Gerçi taraflardan hiçbirisinden böyle bir hani açıklama falan da duymadık daha. Arkadaşlar yakalarlar sorarlar elbet. Ama Kaan Yıldırım'ın yalnızca aşklarla gündeme gelmesi benim dikkatimi çekiyor. Yani ya hadise oluyor ya işte şimdi başkaları oluyor ya işte Hande Erçel oluyor. Şimdi Pınar Deniz ortaya çıkıyor. Bu çok böyle bir rastlantı, biz yanlış anlıyoruz arkadaşlık seviyesinde ya da gerçekten aşk bu kadar hani ya da ilişkiler bu kadar farklı hemen olabiliyor, bilmiyorum yani. Dolayısıyla da Kaan Yıldırım'ı her zaman Hande Erçel'le aşk yaşamadıklarını ben söylemiştim. Nitekim ortaya çıktı, benim dediğim ortaya çıktı. Ben daha önce de buna benzer şeyler yaşandığına dair de şeyler vardı. Benim kulağıma gelen ve de duyduğum şeylerde, piyasadan ve de şeylerde de söylemiştim. Nitekim ortaya çıktı. Hiçbir zaman aşık olmadıkları, yalnızca işte belki arkadaşlık mavında bir şey denedikleri ya da işte bir ilişkiye belki başlamak istedikleri ama olmadı. Bunu söylemiştim değil mi? Ve nitekim şimdi de Pınar Deniz'le
Ya arkadaşlar bu iş böyle olmuyor işte. Yani ben bunu söyleyince de ben kötü adam oluyorum ama Hande Erçelik'in olsun, işte Kaan Yıldırım ya da Pınar Deniz neyse ya da Kerem Büyüsün, işte herkesin tabii ki aşk, sevgiyle tabii ki konuşulacak özel hayatları tabii ki gündeme gelecek, o ayrı. Ama bu uzun süre hep bu şekilde ve de farklı kişilerle olursa o zaman bu iş farklı boyuta geliyor. Yani dizi babında, rol babında, film babında bence isimlere duyulması gerekiyor. Ben Pınar Deniz için bir şey diyemem. Şu an Pınar Deniz zaten hani oyunculuğuyla, işte dizide Yargı'daki karakteriyle, başka diğer oyunculuklarıyla kendisini bir kulvara çekti, gidiyor zaten. Ama aynı şeyi Hande Erçel için ve Kerem Bürsin hatta için söyleyemeyeceğim. Hala bir şeyleri bekliyoruz onlardan. Ne bekliyoruz? Gerçek projeleri, bomba gibi projeler bekliyoruz onlardan. Ekranlara çıksınlar, setlere çıksınlar. Bakın bir artık setler tekrar başladı. Kıvanç Tatlıtuğ'undan tutun, Beren Saat'inle birlikte oynayacakları filme, diziye kadar. Başka birçok oyuncu setlere adım attı. Erkan Petekkaya'sına kadar ve Engin Akyürek olsun. Şimdi aklımdan gelenleri size söylüyorum. Şimdi bunlar böyle olurken biz aşk ve meşkle artık onları görmek istiyorsak bile ikili olarak belki görmek isteriz. O da neden? Hani gerçekten hani aşk ve sevgiye çok yakıştıkları için dönem önce. Her neyse ben şimdi bunu tekrardan şöyle çalıştırayım. Devam etsin. Yani bu ne kadar hani uzun soluklu olur tartışılır. Gider mi gitmez mi? Ama şu bir gerçek. Kenan Bülsün'de Hande Erçel hala şey olarak hashtag adı altında paylaşılıyor dünyada. Ha, bu şekilde tekrar bir araya gelirler mi? Böyle bu şekilde pozlayabilirler mi? Tartışılır. Ama Kenan Bülsün'ün biliyorsunuz işte İspanya'da ki temasları sonuç verdi. Ve yine orada. Anladığım kadarıyla yaklaşık bir ay sonra, Ağustos, Eylül'de ben aldığım habere göre onunla ilgili açıklamaları olacak, sürprizleri. Yani oradaki filmle, işte projeyle ilgili açıklamaları olacakmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle Netflix de düşünülüyormuş, ben öyle duydum. Yani İspanyol yapımı olacak, Kenan Bürsün'de yer alacak ve Netflix'te de yer alacağı söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. Tabii bakın bu aşk dolu öpüşler, aşk dolu sarılmalar ben tekrar koydum. Şimdi bazısı kızacak. Diyecek ki biz bunlara da... Ama işte bakın yani. Bu diziden sahneler gibi gözükse de gerçekti arkadaşlar. Hayatta da kendi özel hayatlarında gerçekti. Dolayısıyla da biz bunları konuşurken, aşk ve sevgi konuşurken bu dizi dünyada en çok izlenilen listesine tekrar girmeyi başardı. Yani HBO Max'te tutun, Avrupa'da, Disney Channel'da da aynı şekilde izleniyormuş. İşte bu aşk dolu sarılma ve Hande Erçel'in bu filmini de merakla bekliyoruz. Mevlana'da biliyorsunuz rol aldı Hande Erçel. Bunu da bekliyoruz. Daha hala bununla ilgili bir gelişme yok. Herhalde büyük ihtimalle Eylül'de falan ortaya çıkar diye düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz aynı şekilde Kerem Bürsin'in de var öyle bir film projesi, Eflatun diye. Kerem Bürsin'in eski filmleri de gösteriliyor arkadaşlar İspanya'da. Bu da çok büyük reyting alıyor, ilgi görüyormuş. O yüzden hani biz belki bunları konuşuyoruz diye bazı insanlar kızıyor. Hani Hande Erçel'le Kerem Bürsin yine niye konuşuyorsunuz ya da niye şey yapıyorsunuz diye ama hala konuşuldukları için ben de konuşma gereği duydum. Ve açıkçası söylemek gerekirse belki sizlerden de çok istek var ama özellikle yurt dışından çok istek vardı. Ve ben de bunu konuşmak istedim. Peki ne olacak? Ne olacağını size söyleyeyim. Şunu durdurayım ben şurada. Şöyle kalsın. Evet. Arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili haberler yapınca bana kızanları söylüyorum. Şimdi onları... istediğiniz kadar hani bana kızabilirsiniz. Ben buradan yalnızca yabancı hayranları için ve beni izlemek, bu şekilde izlemek isteyenler için bir video çektim. Gerekirse onlar çok kötü bir şey yaptığı ya da işte kötü bir şey yaptığı zaman yanlış olur ama
Yani çok farklı bir şeyler olduğu zaman da yine yaparız. Yani illaki ben onu öveceğim diye bir şey yok. Yanlışlarını da söylüyoruz zaten. Yanlışları neler? En büyük yanlışları Hande Elçel'e Kerem Bürsin'in belki de bu Hanker şey olayını geri plana atmak için ya da başka bir şey yapmak için ya da bunu kullanarak başka şeyler yapmak için çok beklemiş olmaları. Yani bence dizi ve film projesinde gerçek anlamda yer almaları gerekiyordu. En azından bir film projesinde. Evet var, yer aldılar. Onlar da yayınlanmaya başlıyor ama belki de çok fazla belki de onların kabul edebileceği şeyler gelmedi. O da olabilir. Ama mesela şimdi alternatif yaz dizileri var. Alternatif olarak gösteriliyor onlar için ama baktım yaz dizileri gerçekten benim için açıkça söylemek gerekirse birbirinden aynı ve birbirinden çok kötü diziler arkadaşlar. Ben açıkçası çok iyi diziler görmedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Buradan yorumlarınızı bekliyorum. İki tane okulda geçen dizi var. Okul dizisi, gençlik dizisi mabında yapmışlar. Ben buna benzer diziler çok gördük ama açıkça söylemek gerekirse ben beni tatmin eden diziler olmadı. Okulda geçen işte çok ve de anlamdan çok kopuk dizi. Yani ülke şartlarını, ülke durumunu yansıtan diziler olduğunu düşünmüyorum. Özel okul işte yok işte falan işte gençlerin o şekilde davranışları falan. Tabii ki mutlaka aralarda var ama bence şey değil. Yani çok daha böyle Avrupa'yı yapmaya çalışmışlar. Yani sanki oradaki gençlermiş gibi. Bizim Türkiye'deki gençlerimiz öyle değil. Yani ben okuldaki gençlerin öyle olduğunu şahit olmadım. Büyük bir çoğunluğum okul gençlerimizin devlet okullarında okuyan gençler. Bunun dışında özellikle doğuda falan okuma zorluğu çeken bir nesil. Dolayısıyla hala, dolayısıyla buna benzer bir şeyler var. Dolayısıyla ben açıkçası çok böyle tatmin edici bulmadım. Her neyse belki bu yüzdendir de yaz dizileri beni tatmin etmedi ve reytingler aşırı derece düşük. Berbat durumda. Demek ki izleyene çok kötü, yani izleyene çok bir şey vermemiş diziler. Senaryo mabında ve oyunculuk mabında. Belki oradan birileri çıkacaktır mutlaka ama acaba Sen Çal Kapımı dizisi gibi bir dizi göremedim. Ondan daha iyi bir dizi de göremedim. Ben belki biraz acımasız konuşmuş olabilirim. Benim bu yorumuma alternatif bir şeyler söylerseniz yazabilirsiniz yorumlarda. Okuyacağım, mutlaka cevap vereceğim, inanın bana. Ama açıkçası ben bu şekilde bir sinerji yakalayan dizi görmedim arkadaşlar. Keşke Sen Çal Kapımı'nı bence bu yaz mesela günlük olarak yayınlasalardı mesela. Fox TV yayınlasaydı mesela. Her gün. Bakın ne olacaktı merak ediyorum. Mesela değil mi? Yayınlasın mesela. İzleyelim bakalım, görelim. Gerçi her yere vermişler. Bütün platformlarda var ama olsun. Yani herkese dijital platformu üye değil ki yani ülkemizde. Yayınlasınlar. Bakın aradaki farkı görseydik keşke. Mesela yeni çıkan dizilerle. Rating farkını. İnanın bana Sen Çal Kapımı yine yüksek olacaktı. Ha yayınlandığı zaman reytingler çok yüksek değildi belki ama olsun. Yine şu an mesela pek çok dizide daha iyi. 4. 5. 7. 8. olan diziler var şu an arkadaşlar. Ama şu da bir gerçek. Yaz sezonunda dizilerin tutma olasılığı da tabii çok iyi olmayabiliyor. Ama tabii asıl önemli olan senaryo ve o sinerji, oyunculuklar falan filan arkadaşlar. Evet, haberler demiştik. Son şunu söyleyeceğim. Hande Elçel ile Kerem Bürsin'in önceki ne dedim? Barıştıklarına dair haberler gittikçe artıyor. Bana gelen bilgilerde. Barışma arkadaşlar sevgi, aşk mabında değil. Yani kaldıkları yerde mabında değil. Arkadaşlık babında, konuşma babında barışmışlar arkadaşlar. Ha, bunun dışında tekrardan kaldıkları yerden devam ederler mi? Onu zaman gösterecek. Çünkü benim hani duyduğuma kadarıyla mesela şunu diyorlarmış yakın çevrelerine. Ne kadar işte güzeldi. İşte aslında Kerem böyleydi. Hande aslında çok böyle bir kızdı. İşte
diyorlarmış. Yani iyi mabında, güzel şeyler mabında. Yani şunu yapmıştık, işte bunu yapmıştık mabında da güzel şeyler söyleniyormuş birbirleri hakkında. Tabii sosyal medyadan da belli açıdan bazı şeyleri beğendikleri, paylaştıkları konuşuluyor kendi birbirleri hakkında. Dolayısıyla tabii ki ister istemez bir çekim olacaktır. Ama bu onların kaldıkları yerden devam edip etmeyeceği konusuna gelirse onu zaman gösterir. Ben onların kalmış bir şey. Ben açıkçası buna tabii ki isterim ama araya böyle üçüncü, dördüncü, yani ne bileyim üçüncü şahıslar falan girdi. İşte Kaan Yıldırım olayı falan girdi. Ne kadar olur ha bilmiyoruz. Kerem Bülsin'le olan ilgili olan şeyi Hande'nin düşünceleri ya da daha önce ne yaşadılar onu bilmiyoruz. Ama şu da bir gerçek ki aradaki buzların hani arkadaşlık mabında en azından eridiğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki keşke hani bir Cedi Osman'la Ebru Şahin gibi ya da diğer güzel yaşanılan evlilikler gibi, birliktelikler gibi Kerem Bülsin'le Hande Elçi'yi öyle görebilseydik. Bunun aslında bir tek ben değil, tüm büyük bir çoğunluk hayranlığı kitlesi dünya aslında bu şekilde görmek istediğini her fırsatta söylüyorlar. Sen Çağkapımı dizisini demin gösterdim size işte. Oradaki yaşananlar, en son evlilikti, çocuğa karışmaydı falan. O sahneler unutulmaz sahneler arasına girmiş. Onları gerçekten bu şekilde görmek isteyenler de tabii ki istemişler arkadaşlar. Yeni videolarım gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Eğer canlı yayın gerekirse de mutlaka yine canlı yayın yapacağız. Beni izlemeye devam edin efendim. İyi tatiller diliyorum. İyi yaz ayları.